Herkese merhaba, ben Begüm. Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Ne yapalım? O zaman başlayalım. Çok ağır bir soruyla başlıyoruz sanırım. Hikayeyi senin tarafından dinlenmediği için senden nefret eden insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Evet, aslında güzel bir soru. İlk sorunun bu olması biraz sanki talihsizlik oldu ama benden nefret eden insanlara söylemek istediğim bir şey yok. Çünkü herkes beni sevmek zorunda değil ve ben de zaten herkesi sevmiyorum. O yüzden de söylemek istediğim bir şey yok sanırım ya. Sadece şunu söylemek istiyorum belki de. Hikaye diye benim için bir şey yok. Sadece benim sessiz kalmamın tek sebebi çocuklarımın önünde söylemek istemediğim hiçbir şeyi sosyal platformda söylemek istemediğim için. O yüzden de sessiz kalmaya devam edeceğim. İnsanlar da benden nefret etmeye devam edebilir. Evet, ikinci soru. Mental olarak güçlü müsünüz? Pesimist bir duruşunuz var. Görünen mi bu? Hayata negatif mi bakarsınız? Öncelikle pesimist bir duruşum yok ya. Aslında sadece fotoğraflarda biraz cool durmaya çalışıyor olabilirim. Ama pesimist bir insan değilim. Negatif miyim dersek, negatif değilim de gerçekçi bir insan olduğumu her zaman savunuyorum. Gerçi arkadaşım burada daha buraya girerken çok negatifsin ya dedi. Ama negatif değilim, gerçekçiyim yani. Olayları böyle çok Pollyanna gözünden değil de gerçekçi olurum abi diye bakıyorum. Ne de olsa Türkiye'de yaşıyoruz günün sonunda. Hepimiz gerçekçi olmak durumundayız. En severek takip ettiğiniz Insta hesabı nedir? En severek takip ettiğim, günüme Dinçer Güner'le başlıyorum günün yorumlarıyla. Bir onu dinliyorum. En severek takip ettiğim Bengi abi var, Bengi Apak. Onu çok seviyorum, bence muhteşem bir insan. Böyle zevkle gülerek takip ediyorum. Bir de iki tane sevdiğim şey var. Moda olarak hani tarzını sevdiğim insanlar var. Bir tanesi Black Dope. Diğeri de Denten sanırım. Denten öyle bir şey. O adamın da tarzını sevdiğim için. Sanırım ikisi. Şu an başka aklıma gelmedi. Evet. Sey Vakfı ile ilgili ilerideki hedefleri nelerdir? Sey Vakfı ile ilgili hedefimiz aslında çok fazla var. Bir sürü hayalimiz var. Bu önümüzdeki dönem tekrardan bursluluğu açacağız. Planlarımız da bu var. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine projelerimizi devam ettirmek istiyoruz. Sey Store'a yeni ürünler eklemek istiyoruz. Yani böyle bayağı bir hayalimiz var. Umarım hepsini gerçekleştiririz. 10 yıl önceki Begüm'e bir şey söyleyebilsen ne söylerdin? Şimdi arkadaşlar böyle soru bana normalde de çok geliyor ama ben asla böyle bir insan değilim. Ben böyle insanlara tavsiyeler veren, demeçler veren bir insan olamıyorum maalesef. 10 yıl önceki bana muhtemelen benim şu an söyleyeceklerimi annem babam bana 10 yıl önce söylemişlerdir. Tavsiyelerde bulunmuşlardır ama asla yapmamışımdır. O yüzden şu an söyleseydim de bir şey ifade etmezdi. O yüzden söylemiyorum hiçbir şey. Keyfine bak. Zaten de bakıyordum aslında yani. Evet. Çocuklarınızla ilgili en büyük hayaliniz nedir? Yani aslında herkesin istediği şeyler. Vicdanlı olmaları, kendilerini sevmeleri, empati kurabilen bireyler olmaları. Onun dışında hani içsel olarak, iş olarak ne yapsın diye ise bu soru. Mesela Aslan'ın NBA'de basketbolcu olmasını istiyorum. Kaplan'ın da F1 pilotu olmasını istiyorum. Böyle hayallerim var. Ama tabii ki bunu empoze etmiyorum. Bunlar benim kendi hayallerim. Belki biraz Aslan ediyor olabilirim. Basketbola yönlendiriyorum çünkü. Begüm Yücel adına bir giyim markası çıkarmayı düşünür müydünüz? Düşünmezdim. Düşünmüyorum da. Bence bu çok ego bir şeyse olurdu yani. Begüm Yücel adına bir marka çıkartıyorum. Hani o noktalarda kendimi görmüyorum. Bir de ben giyinmeyi seviyorum. Evet, modayı seviyorum ama böyle çizeyim, insanlara giydireyim gibi bir yeteneğim olduğunu da düşünmüyorum. Ben sadece sanırım alışverişi seviyorum. O yüzden düşünmezdim. Rutin bir günü nasıl geçiyor? Gizem, niye böyle bir soru merak ettin? Çok heyecanlı bir hayatım yok. Kalkıyorum, kahvaltı ediyorum, ofise gidiyorum. Bazen arkadaşlarımla buluşuyorum. Bazen ailemle buluşuyorum. Ya da evde çocuklarımla oluyorum. Yani çok egzantrik bir hayatım yok. Herkesin nasıl geçiyorsa. Seyahat ediyorsam seyahat ediyorum. Sıkıcı bir hayatım var yani aslına bakarsanız. Kişisel gelişimimiz için neler yapıyorsunuz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Bu kişisel gelişim sanırım son dönemlerin en popüler konusu. Ama herkesin kişisel gelişiminin kişisel olduğunu düşünüyorum. Yani bence rutin bir şey olduğuna inanmıyorum. Hani şu kitabı okuyun kişisel gelişeceksiniz gibi. Ben bunu biraz daha profesyonel aslında bakıyorum. Hani terapist olarak olabilir ya da kişisel gelişim koçları olabilir. Daha böyle hani Instagram'dan dinledim, işte özlü sözler paylaştım şeklinde değil de bunu profesyonel olarak yapan insanlardan almayı tercih ediyorum. O yüzden şu an hani böyle bir tavsiye verecek olursam da herkesin kişisel ne yapmaya hoşunuza gidiyorsa bence olur. Sanatlıdır, kitaptır, yürüyüştür, her şey olabilir. Ama bunu hani tavsiye verebilecek konumda olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl iyi ki yaptım dediğiniz şey nedir? Bu yıl iyi ki yaptım dediğim şey birçok şey var ama hani vakıf olarak düşünürsek toplumsal cinsiyet eşitliğine eğildiğimizi iyi ki yaptık diyorum. Konu hani beni çok tatmin eden ve bir noktada hayalimi gerçekleştiren bir proje oldu. Bunu iyi ki yaptık diyorum. Onun dışında da bilemedim şu anda başka. Sanırım en böyle ağır basan bu oldu. Kendi
kendi YouTube kanalından çocuklarıyla olan videoları neden sildi? Bu soru bana da çok geliyor. Tabii ki siz sorular sorduğunuz zaman alttaki soruları okudum. Bu soru da birçok kere gelmiş. O yüzden seçildiğine sevindim. Aslında hani çok konuşuldu falan bu konu ama hiç öyle arkasında önünde bir hikayesi yok. Aslan bir gün geldi, ben video istemiyorum dedi. Ben de tamam nasıl istersen dedim. Hatta hani bana biraz daha güvensin diye şu anda olan bütün videoları da silebilirim dedim. O da böyle gözleri parladı. Gerçekten mi dedi. Ben de ayıpsın dedim ve kaldırdım. Bu kadar yani, hiçbir şeysi yok. Sonuçta çocuğun beyanı esasları istemedi ve kaldırdım. Başka da bir şey yok. Herkesin sormaktan çekindiği soruyu ben sorayım. Hayatında birisi var mı? Herkesin bu soruyu sormaktan çekindiğini hiç düşünmüyorum. İnsanların merak ettiğini de hiç düşünmüyorum. Ama cevap vermiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Öz hayata girmeyeceğim çünkü. Bence inanılmaz güçlü bir kadınsınız. Teşekkür ederim. Nasıl bu kadar güçlüsünüz diye sormak yerine gücünüzü nereden, nasıl buluyor ve nasıl koruyabiliyorsunuz demek istiyorum. Nereden, nasıl buluyor? Nasıl buluyorum gücümü? Öncelikle teşekkür ederim. Ama tabii ki benim de down olduğum zamanlar oluyor. Güçsüz hissettiğim zamanlar oluyor. Gücümü bilmiyorum ya, birinden bulmuyorum. Kendi içimden buluyorum desem bu da çok şey bir cevap oluyor böyle. Kişisel gelişim bir cevabı oluyor. Ailem bence. Çünkü ailemin her daim yanımda olduğunu bilmek bana tabii ki güç veriyor. Ailem de en büyük abim diyebilirim. Onun dışında arkadaşlarım var. Bir tanesi burada. Problem olduğu zaman, onlarla konuştuğum zaman hemen şöyle bir saçmalama diyorlar. Yattığın yerden kalk ve devam et diyorlar. Kendimi güçlü hissediyorum. Yani başka da bir şey yapmıyorum ama teşekkür ederim. Vakıf ve diğer işlerinizle ilgilenirken eğlenmeyi de unutmuyorsunuz. Hayattaki motivasyonunuz nelerdir? Bu arkadaş beni bir yerde eller havaya şeklinde görmüş olabilir. Ama öyle bir insan değilim. Eğlenmeyi falan yani asla böyle çok şeylerde hoşlanmam. Partilere gideyim, dans edeyim. Öyle biri değilim. Eğlenmek, hani böyle arkadaşlarımla yemek yemek, arkadaşlarımla biraz böyle kafa bulmak falan. Ya da bazen sırf WhatsApp'ta bile biz eğlenebiliyoruz. Kendi grubumuz var, Konsey diye. Orada Konsey'e mesela diyorum ki, Konsey'e konu getirdim arkadaşlar diyorum ki, o konular geldikçe benden geliyor. Çünkü Türkiye gündemi gibiyim, devamlı böyle bir hareketlilik oluyor. Bunlar yani motivasyonum. Çocuklarım demeyeceğim, o gene çok klişe kaçacak ama bu bence ya. Öyle. Ama vakıfta da bu arada çok eğleniyoruz kendi grubumuzla. O da ayrı motivasyon oluyor. Bir insanda en tahammül edemediğin davranış biçimi ve karakter özelliği nedir? Çok sakin görünüyorsun fakat seni gerçekte ne sinirlendirir? Sakinim. Ama sinirlendiğim zaman acayip sinirleniyorum. Ne sinirlendirir? Öncelikle dur ilk soruyu cevaplayayım. Neydi? En tahammül edemediğin davranış biçimi. Kibirli insanları hiç sevmiyorum. Egosu böyle aşırı yüksek olan insanları sevmiyorum. Başka empati yapamayan insanları sevmiyorum. Narsist insanları sevmiyorum. Bu tarz insanları sevmiyorum. Beni ne sinirlendirir? Haksızlık sinirlendiriyor beni. Anlaşılmamak sinirlendiriyor. Anlaşılmamaktan öte hani dinlemeyen, böyle kafasını dikine giden insanlar. Başka neydi soru ya? Çok soru bu. Bunlar sinirlendiriyor beni ama sakin bir insanım. Ama sinirlendiğim zamanda da sinirleniyorum ya. Böyle siyah beyaz şeklindeyim. Çok grilerde dolaşmıyorum. Kedi gibi olabiliyorum bazen. Böyle şey oluyorum. Sizce şöhret ve para insanı değiştirir mi? Tabii ki değiştirir. Her türlü değiştirir. Bir kere paran olunca evin, mevin, her şeyin değişiyor. O evin içindeki sen de değişirsin. Şöhret de birdenbire düşünsene herkes seni tanıyor. Değişmemek imkansız bir şey. Ama burada soru iyi mi değişirsin, kötü mü değişirsin? Yani işte bu kibirli olur musun? Kibirsiz olmaya devam mı edersin? Olur bence. Yoksa ne bileyim çok paran varken paranı kaybettiğin zamanda da değişirsin. O yüzden önemli olan şeyi korumak sanki. Benliğini hani korumak olur. Celebrity crush'ın var mı? Bir erkekte dikkat ettiğin ilk fiziksel özellik nedir? Celebrity crush'ın var. Her yerde de söylediğimi düşünüyorum. David Beckham yabancılardan. Türkleri söylemeyeceğim burada. bir tane var ki asla söylemeyeceğim. Asla söylemem. Bence celebrity'nin bir de celebrity crush'ı olmalı ya. Bence çok eğlenceli bir şey. Hani o gördüğü zaman acaba görür müyüz falan. Ama yabancılardan David Beckham bayılıyorum. Yani o da ailen geliyor niye? David Beckham'ı seviyorum. Babalığını seviyorum. Aile duruşunu seviyorum. Zaten çok yakışıklı adam. Bunu seviyorum. Evet. Aslan büyüyünce ne olmak istiyor? Merak ettim. Aslan büyüyünce futbolcu olmak istiyor. Giresunspor'da oynamak istiyor. Böyle büyük hedefleri var kendisinin. Kaplan da postacı olmak istiyor. Ama dediğim gibi aslanı biraz basketbola yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü fiziksel bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım. O günü tekrar yaşarım dediğin gün. O gün tekrar yaşarım dediğim birçok gün var. Aslında hiçbiri böyle aslında büyük, çok özel günler değil. En şeyi anlatayım. En yakınlarda olan. Mesela işte arkadaşım burada. Onun doğum gününe gitmiştik, kutlamıştık. Bence çok güzel bir gündü. Çok eğlenmiştik. Değil mi? Çok güzel.
Senin cevap vermeye gerek yoktu şu an ama. O gün çok eğlenmiştik. O günün sonrasında böyle beklenmedik başka şeyler doğmuştu. O beklenmedik oluşu güzeldi. Yani böyle hani birden insan hayatının içinde rutinini bozan şeyler oluyor ya. Onlar benim güzel tekrardan yaşarım dediğim günler olabilir. Bazen anne olarak çocukların eğitimde zorlandığımız olur ya. O zaman neler yapar? Önerileri nelerdir? Evet oluyor. Benim de çok oluyor. Ben olduğu zaman anneme gönderiyorum çocukları. Ona soruyorum. Ben şeyi de çok sevmiyorum böyle. Ben hani sonuçta kalkıp da burada çocuğunuzla şunları yapın, bunları yapın gibi bir konumda görmüyorum kendimi. Herkesin annelik yolculuğu başka. Herkes farklı anne oluyor. Herkesin doğrusu başka. O yüzden benim en çok zorlandığım mesela Aslan'la ödev yapmak. Çünkü ben küçükken de hiç sevmezdim ve çocuğuma ödev yaptırmayacağım dedim. O yüzden yaptırmıyorum ve anneme yolluyorum. Bence en iyi yardım sanırım annelerden, işte anneanneden, babaanneden şeklinde oluyor. Onun dışında dediğim gibi kendimi burada hani şey verecek konumda hissetmiyorum. Böyle bir uzmanlık alanım olduğunu düşünmüyorum. Bitti arkadaşlar. O zaman teşekkür ederim bütün sorularınız için. Umarım güzel cevaplar olmuşlardır. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Herkese teşekkür ederim.